başkanım, çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Sağ olun. Evet, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdil'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında yapılacak işbirliğinin önemine dikkat çekildi. 5 sene beraber üretmeye çalışacağız. Yani biz bir sivil toplum örgütü olarak, sizler belediye başkanları olarak şehre neler katabiliriz onları konuşacağız. Neticede hepimizin amacı hizmet. Farklı kurumlarda görev yapan kişileriz ama ortak bir amacımız var. Hizmet, şehrimize hizmet, ülkemize hizmet. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Bornova'nın potansiyeline vurgu yaptı. İzmir Ticaret Odası her şeyiyle emrinde. Sağ olun başkanım. Allah bize beraber güzel projeler yapmayı nasip etsin. Bornova çok önemli bir bölge. İzmir'in çok önemli miraslarının olduğu bir bölge. Büyüme potansiyeli olan bir bölge. Ayrıca öğrenci eğitim sevgini de biliyoruz. Öğrenci yuvası bir bölge. Bizim üniversitemizde ne yapabiliriz? Burada onun dışında ilçeye ne yapabiliriz? Buradaki üniversitelerle beraber ne yapabiliriz? Hem biz düşüneceğiz, hem senin bizden bir isteğin olursa hemen yerine getirmek için arkadaşlar koşturacak. Başkan Mustafa İdusa, İzmir Ticaret Odası'nın kendileri için bir rehber olduğunu belirtti. İzmir Ticaret Odası İzmir'de bir barış sağladı. Evet. İzmir birleşti. İzmir birbirine sarılıyor. Dolayısıyla bu başarınızdan dolayı ben sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. İzmir Ticaret Odası, Bornova Belediyesi için çok önemli bir beslenme noktasıdır. Oradaki iş adamlarının hepsi farklı sektörlerde. Söylediği bir kelime burada bizim işimize yarıyor. Dolayısıyla ben Ticaret Odası'ndan hiçbir zaman için iş adamlarından, iş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden ve üniversiteden kopmamalıyım buraya faydalı olmak için. Bravo. Hem kendi gelişimim hem de buradaki insanlara fayda sağlamak için. O yüzden sizin aranızda olmak benim için gerçekten büyük onur. Doktor Mustafa İdu ilk etapta yaptıklarını ve yapacaklarını ise şu sözlerle anlattı. Geçen hafta toplu iş sözleşmesiyle asgari ücret farklarını işçimizin cebine koyduk. Bravo, eline sağlık. Ve çalışan memnuniyetini sağladığımızda başkanım, halkın memnuniyetini de artacağını düşünerek böyle bir yol aldık, hızlı başladık. Burada yüz tanıma ve bir takım şeyler vardı. Onları kaldırdık. Personeline güvenmeyen insan burada nasıl iş yapacak? Ben onlara güveniyorum. Personelle ilişkiyi arttıracak şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Ne kadar dokunursak hem halka hem çalışana o kadar başarılı olacağımıza inanıyorum. Çekiyorum.